Voley ekranlarından herkese merhaba. Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi belli oldu. Bildiğiniz gibi biz bu ekranlardan Avrupa'daki rakiplerimizi sizler için tanıtıyoruz. Bugün de Neftçi Bakü takımını sizler için tanıtacağız. Neftçi Bakü 18 Mart 1937 yılında Bakü'de petrol sahası işçileri tarafından kuruldu. Lakapları Petrolcüler ve halkın takımı maçlarını 11 bin kişilik Baksel Arena'da oynuyorlar. Yine Galatasaray 17 Eylül'de bu stadyumda sahaya çıkacak. Neftçi Bakü'nün renkleri siyah beyaz. Peki neden siyah beyaz? Çünkü petrol sahası işçileri tarafından kurulduğu için ilk renkleri siyah. İkinci renkleri ise yine o dönem Azerbaycan ekonomisinde önemli bir yer tutan pamuk üretiminden dolayı beyaz olmuş. Neftçi Bakü aslına bakarsınız Türk takımlarına hiç de uzak değil. Fenerbahçe ile ikinci yarı hazırlıkları kapsamında bir hazırlık maçı oynadılar. Bu karşılaşma 0-0 golsüz eşitlikle sonuçlandı. Yine 2019 yılında Bursa Spor'la kardeşlik ve stratejik işbirliği anlaşması imzaladılar. Yani Neftçi Bakü Türkiye'ye hiç de uzak bir kulüp değil. Neftçi Bakü Azerbaycan'ın en başarılı ekiplerinden bir tanesi. 8 lig şampiyonlukları, 7 de Azerbaycan kupa şampiyonlukları var. UEFA Avrupa Ligi'nde bugüne dek çıkmış oldukları 18 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik, 9'da mağlubiyet aldılar. Zaten 2012 yılında ilk defa UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalma başarısı göstermişlerdi. Ancak o dönem Partizan, Rubin Kazan ve Inter gibi ekiplerin olduğu grubu 4. sırada tamamladılar. Avrupa'daki en büyük başarıları ise 2006 yılında geldi. Bağımsız Devletler Topluluğu kupasını kazandılar. Yani kısaca Neftçi Bakü Avrupa'da, Avrupa bazında çok başarılı bir ekip değil. Peki Neftçi Bakü'nün geçtiğimiz sezonki performansı nasıldı? 8 takımla Azerbaycan Ligi'nde 37 puan toplayıp ikinci oldular. Ligde 33 gol atıp 14 gol yediler. Aslına bakarsanız şampiyon Karabağ'da ligde 34 gol atmıştı. Yani hücum anlamında Neftçi Bakü'nün pek bir sıkıntısı yoktu, ancak savunma anlamında büyük zaafları var. Karabağ'ın 2 katı gol yiyerek şampiyonluk şanslarına veda ettiler. Peki Neftçi Bakü takımının öne çıkan isimleri kimler? Bunları şimdi sizler için anlatacağım. Neftçi Bakü takımının belki de en dikkat edilmesi gereken ismi Stephen Joseph Monros. Geçtiğimiz sezon 27 maçta 10 gol attı ve takımının en golcü oyuncusu oldu. Yine Bagali Dabo da 19 maçta 7 gol atmıştı, ancak bu sezonun sonunda takımdan ayrıldı ve Galatasaray'a karşı forma giymeyecek. Orta sahada ise en çok dikkat edilmesi gereken isim Emin Mahmutov. 26 maçta 6 asist, 6 da golü var. Oyuncu hücum anlamında orta sahayı yönlendiren isimlerden bir tanesi. Neftçi Bakü adına savunmada ise takım bek rotasyonunu komple yeniledi. Bunu söyleyebiliriz. Talisson, Guarini'den Brezilya'dan transferleri, yeni sol bek Neftçi Bakü'nün ve Renner yine Fortaleza'dan Brezilya'dan gelen bir isim. O da sağ bek mevkisinde forma giyiyor. Neftçi Bakü bu sezonun başında bek rotasyonunu komple bir şekilde yeniledi. Hücuma ise bir takviye yaptılar. Yusuf Laval, Lokeren'den sağ kanat oyuncusu. 22 yaşındaki Nijeryalı bu sezonun başına takıma katıldı. Kimin yerine? Dario Junior'ı bu takım kaybetti. 28 yaşındaki Brezilyalı oyuncusu, bir kanat oyuncusu, 29 maçta 4 gol atıp 4 asist yapmıştı. Ancak o da Galatasaray karşısında forma giymeyecek. Neftçi Bakü karşısında Galatasaray'a gönülden başarılar diliyoruz. Temsilcilerimiz tur atlamaya devam ettikçe olası ve muhtemel rakiplerini bizler yine bu ekranlardan sizler için tanıtmaya devam edeceğiz. O yüzden bize abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.